şimdi eldeki kitleler hakkında konuşalım istedik. Toplum arasında daha çok genel tabiriyle kullandığımız kelime elde tümör. Tümör Latince'de şişlik anlamına geliyor. İnsanlarda tümör deyince tabii ki ilk planda kötü şeyler canlanıyor kafada. Fakat doktorlar iyi huylu veya kötü huylu her türlü kitle için tümör kelimesini kullanıyorlar. Öncelikle her tümör lafını duyduğumuzda hemen gerilmemek gerekiyor. Aslında eldeki tümörlerin %99'u iyi huylu. Evet. Yani aslında bunca yaşamımızda kaç tane kötü huylu tümör gördük? Bir veya iki tanedir herhalde. Biz 95'ten beri el cerrahisi yapan insanlar olarak yine çok kötü huylu tümör gördün mü abi sen hiç? Var mı kötü huylu? Yani çok son derece sınırlı. Genellikle görülen de hep başka yerdeki tümörlerin buraya sıçraması şeklinde olanlar. Yani bu zamana kadar toplam iki tane meslek hayatımda akciğer kanseri sonrası metastaz dediğimiz yani bulunduğu yerin dışına taşması, Bir yayılması tane de bir şey. sinovya Evet. sarkoma galiba elde. Yani tekrarlayan, o da çok böyle hani diğer yerlere şey yapmayan bir durumdu. Çok elde aslında şanslı olarak elde çok fazla gözükmüyor ama üst ekstremiteye doğru gidildikçe özellikle çocuklarda baş gösteren veya erişkinlerde de baş gösteren malign tümörlerle karşılaşıyoruz. Sadece el olarak alırsak ama iyi huylu ama yukarıya doğru, üst ekstremiteye doğru, kasların olduğu bölgelere doğru hem sinir kaynaklı, hem kas kaynaklı, hem Kemik kaynaklı. kemik kaynaklı malign yani kötü huylu tümörler karşımıza çıkabiliyor. Öncelikle şu iyi huylu, kötü huylu, beyin, malin bunların bir şeyini anlamını birazcık daha netleştirelim. Şimdi bizim iyi huylu dediğimiz veya benign olarak tabir edilen kitleler sadece bulunduğu bölgede bir problem yaratıp vücudun herhangi başka bir bölgesine sıçramıyor. Kişinin hayatını kısaltmak anlamında, hayati bölgelere bir yayılım gösterme anlamında bir şeyi olmuyor, tasarrufu olmuyor. Kötü huylu veya tıpçası malign olarak tarif edilen bunlar da bulundukları bölgelerden başka yerlere yayılma, lenf yollarıyla veya kan yoluyla başka yerlere yayılma ihtimali potansiyel olan kitleler için görülüyor, kullanılıyor. İstersen sınıflandıralım, parmaktan başlayalım. Parmakta en çok ne görüyoruz, hangi tümörler karşımıza geliyor? En sık karşılaştığımız En tümörler çok hangisi? karşılaştığımız genellikle tendon Tümörler. kılıfı Biz ona tümörleriyle kistik tümörler, dev hücreli dev tümör diyoruz. hücreli tendon tümörü deniyor. Ksantoma deniyor eski diliyle, tabiriyle. Hepsi iyi huylu. Özellikle yani böyle yayılma ve lokal yani sadece o bölgeye bağlı şişlikler gerçekleşir diyor. Bazen sinirlerin üzerinde olup sinirlere baskı yapabiliyor veya tendonların veya eklem bölgelerinin olduğu yerlerde olup hareket kısıtlıkları yapabilir. Ama genellikle yani gelişmeye müsait ve tüm parmağı eğer beklendiği sürece kaplayacak derecede büyüklüklere Evet. ulaşabilen. Biz yani buradan da senin tarifinden de anlaşılacağı üzere biz iyi huylu, kötü huyluyu sadece başka yere yayılım göstermemesine bağlı söylüyoruz. Ama bu saydığımız, bahsettiğimiz tümör iyi huylu bir tümör olduğu halde eğer umursamaz, çok büyümesine, farklı yerlere yayılmasına sebebiyet verirsek o zaman ama bunun Parmağa için ait sorunlar. parmağa ait birçok fonksiyonel sorun da beraberinde gelecektir. Evet. Daha sonra kistik lezyonlar. Kistik lezyonlar var. Genellikle eklem etraflarında görülen veya tendonun yine kendi kılıfının üzerinde daha çok lokalizasyon gösteren Bir de kemik içi kistlerimiz var. kemik içi kistlerimiz var. Buna enkondrom diyoruz. Evet. Bu kemiğin içini boşaltıyor. Özellikle eklem çevresinde olduğu zaman kırıklarla karşımıza gelebiliyor. Bir de glomus tümörümüz var galiba. Bir de glomus tümörümüz var. Daha çok ısı ve basınç regülasyonuyla sorumlu.
bir sinir ucu sonlanmasının yine sebebi bilinmeyen bir durumda büyüyerek çeşitli bulgular vermesi. Tipik olarak lokalizasyonu tırnak altında, ama bu başka yerde olmayacağı anlamına gelmiyor. Tırnak altı çok tıkız bir doku. Yani burada çeşitli şeylerin genişlemesine çok izin verecek bir bolluk veya yumuşaklık olmadığı için çok küçük kitleler dahi ağrı sebebi olabiliyor veya dokunma hassasiyeti sebebi olabiliyor. Biz bu kulağımız tümörünü ayrı bir şeyde, videoda tekrar uzun uzadıya anlatalım istersen. Evet. Ama yani aslında biz şunu söylememiz lazım, hani bu genel kitleye yaklaşırken elde, özellikle eldeğinin altında olan kitlelerde lokal şişlikler, ağrılar, hareket kısıtlıkları karşımıza çıkabilir. Aslında çok o kitleyi hafife almamak lazım. Bazı insanlar çok uzun süre bekletiyorlar iyi huylu diye, ama biz özellikle dev hücre tümörü vesaire veya diğer kistik lezyonları çok bekletmek istemediğimiz durumlar var. Evet. Hepsinin ayrı özellikleri var bu kitlelerin. Yani bazıları işte kemiği tutuyor, bazıları yumuşak dokuyu tutuyor. Bazıları yumuşak dokuyu tutarken aslında büyümeleriyle beraber kemikte erozyonlar ve destrüksiyonlar yaratabiliyorlar. Evet. Yani bizim derdimiz aslında şu, yani biz tümörü saptayalım ve bunun çok büyümesine izin vermeyelim. Aslında... Ki çıkartırken sağlam dokulara daha az hasarımız olsun, sağlam dokulara daha az bulaştığı için. Evet, ikinci bir şey, iyi huylu tümörler elde tekrarlama özelliğine sahip. Her zaman yani çıkardığımız zaman hastalara şunu söylüyoruz, ya bunun iyi huylu ama tekrarlama riski var. Her zaman bu riski göz önüne almak lazım. Tekrarlama riski birazcık daha yaygın olan tümörlerde daha fazla. Yani küçük boyutta aldığımız zaman tekrarlama riskiyle büyük boyutta aldığımız zaman tekrarlama riski her zaman değişiyor. Mesela nüksetmiş bir tümörü, yani yeterince iyi temizlenmemiş ve işte yani alttaki dokulardan nüksetmiş bir tümörü gerçekten ikinci defa aldığımızda ikinci nüksü daha rahat oluyor, daha şey oluyor. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım her zaman bir nüks oranı var, ama alttaki dokuların yani gerçekten o parmak veya el fonksiyonlarını bozmayacağını bildiğimiz tüm dokuları aslında çıkarmak en derine kadar mümkün olan tüm dokulardan eradike etmek, yani o yapıyı tamamen temizlemek bizim tümörün tekrarlamasını engelleyecek şeyler. O yüzden gerçekten hani küçük bir tümör diye geçmemek lazım. Bunu bazen hani poliklinik şartlarında çıkarabileceğimiz şey gibi görebiliriz. İnsanlar da çok basit alabilir, doktorlar da çok basit alabilir. Ama yani gerçekten sekonder, yani ikinci sorunları çözmek çok daha zor oluyor. O yüzden ilk olduğu zaman bu işin yeterince önemli varsayılıp uygun ortamlarda, uygun şekilde ve uygun genişlikte çıkartılması tümörün eradikasyonu veya tekrarlamaması için çok önemli diye düşünüyorum. Bunun bazı ortamlarda önemsiz algılanıp tekrar çıkması halinde ikinci operasyonlarda mutlaka başka şeyler gerekiyor. İkinci bir şey, elde de önemli yapılar çok yakın seyrediyor. Damarlar, sinirler, tendonlar. Bunların korunabilmesi ve bu tümörler çıkartılırken onların zedelenmemesi de önemli. Bazen öyle bir şey oluyor ki tümörün hemen üzerinden geçiyor damar sinir. Onları güzelce ayırıp, mikroskop altında bazen yapıyoruz biz bu işi. Güzelce ayırıp ondan sonra damarı siniri koruyup ondan sonra tümörün çıkarılması çok önemli. Eğer yine damar sinir hasarlanması yapılırsa bunun parmak ucundaki his kaybıyla, yani işte fonksiyonlarda bazı bozukluklar
farklılıklarla karşımıza geleceği unutulmamalı. Cerrahi önemli bu konuda. Yani basit alınmaması gereken konulardan bir tanesi. O yüzden cerrahi yaparken de bu konulara dikkat etmek bence çok önemli. Başka tümörler konusunda genel söylenecek bunlar ama bu şeyleri yine özel videolarla çekmek lazım. Yani aslında eldeki çok özel glomus tümörü mesela gerçekten yani tek tek bu konunun açılması lazım. Glomus tümörü gerçekten ilginç bir yaklaşım. Bizim meslektaşlarımız tarafından da bazen atlanıyor. Az görüldüğü için ne olduğu adı konamıyor. Kanamadığı evet. için uzun süredir hastalar şey yapabiliyor. Eldeki tümörlerde mutlaka film ve MR incelemesinin yapılması gerekiyor. Yani çünkü bazen hani yüzeyel gördüğümüz bir şeyin altta uzantısı olabiliyor veya yaygınlığını çok belirleyemiyoruz veya hani küçük ağrı yapan bir şey aslında bazen uygun inceleme olmadığı zaman atlanabiliyor. Mutlaka çok iyi kontrast madde verilen MR'ların çekilmesi bazen tam koymak konusunda yardımcı olur. O zaman şöyle istersen bağlayalım. Bizim elde veya daha yukarıda kola doğru gördüğümüz kitleleri biz kendi kendimize izleme süreci yerine hastalarımız için söylüyorum. Bunu bir el cerrahıyla öncelikle takip edelim. Kendileri zaten biz ne gerek görüyorsak ekstra incelemeler konusunda onu almak, incelemek de bir inceleme yöntemi. Radyolojik tetkiklerde bunun bundan sonraki izlem sürecini artık el cerrahıyla beraber takip edelim. Belki alındıktan sonra da belli aralarla kontrole gelmemiz, şüphelendiğimiz nüksler açısından kendilerine takip etmemiz uygun olacaktır.